Şimdi o müdahale 2021'den itibaren olmadı. O müdahale 2019'dan beri var. Bir kere oradaki tarihi bir düzeltelim. Kendisinin söylediği bu. 126 milyar dolar mıydı? Nasıl tılak? O rakam sürekli değişiyordu. 118 milyar dolar mıydı? Öyle başladı ve sonra arttı. Yani 128. Doları önce, evet, doları önce 6 liranın, 5 liranın, 6 liranın üzerine çıkarmamak için dönemin bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının piyasada bozdurularak doların baskılandığını biliyoruz. Bu Berat Albayrak dönemindeydi. Yani 128 milyar sadece Berat Albayrak döneminde dövizi baskılamak için harcandı. Bir de 2021'in Aralık ayından sonra bu neye tekabül eder? Kur korumalı mevduata geçildiği tarihe tekabül eder. Bu tarihten sonra ayrıca dövizin baskılanması için Merkez Bankası'nın para bozdurduğunu anlıyoruz. Fakat burada Mehmet Şimşek'in selefi olan Nurettin Nebati'nin bu hususa bir cevap vermesi gerekir. Çünkü Nurettin Nebati hemen her konuşmasında şunu söylüyor. Diyor ki biz kur korumalıya geçtiğimizde hiçbir müdahaleye gerek kalmaksızın dolar kendiliğinden 11 liraya düştü diyor. Ve bir müddet daha o bantta seyretti. Bunu diyen Nurettin Nebati. Şimdi Mehmet Şimşek 14 Mayıs öncesi için ta 2021 Aralık ayından 14 Mayıs'a kadar geçen sürede doların işte önce 11 liraya indirilmesi, sonra da tedricen adım adım 18 liraya kadar yükseltilip orada tutulması için Merkez Bankası kaynaklarından döviz bozdurulduğunu bize bildiriyor. Şimdi bu önemli bir itiraf. Bu önemli itiraf iki aşamada. Birincisi zaten 2019'dan 2021'e kadar döviz bozduruldu. 128 milyar meselesiyle biz bunu biliyoruz. Bir de 2021'in Aralık ayından 2023'ün 14 Mayıs'ına kadar 2,5 yıl boyunca döviz bozdurulduğunu Mehmet Şimşek itiraf etmiş oldu. Peki Merkez Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar dövizi doları 18 lira bandında tutmak için harcandı? Bunun maliyeti Türk milletine ne oldu? Tabii bunun bir kere kamuoyuna deklar edilmesi gerekiyor. İkincisi ben 14 Mayıs'tan sonra da Mehmet Şimşek döneminde de döviz bozdurulma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kendisi biz serbest bıraktık dese de 26-27 lira bandına kadar evet dolar çıktı. Bu geçtiğimiz 3 aydan bahsediyorsun. Evet, seçimlerden sonra bozdurulmuştur diyorsun. Evet. 27 bandında tutmak için Merkez Bankası'nın döviz bozdurduğu yönünde çeşitli iktisatçıların ben yorumlarını okudum. Tabii. Görüşlerini okudum. Yani bu dönemde de bozdurulmuş olabilir. En nihayetinde bu itirafın akabinde biz şu tartışma yapmak zorundayız. 2021'in Aralık ayından 2023'ün Mayıs ayına kadar Türk milletinin ne kadarlık dövizi doları sabit tutabilmek için harcandı. Ve bu iddiaya şimdiden cevap vermesi gereken kişi Nurettin Nebati'dir. Eski Bakan Nurettin Nebati hep bu ana kadar Merkez Bankası'nın döviz bozdurmadığını yahut kendilerinin böyle bir yola başvurmadığını söylemişti. Bunun açıklamasını Nurettin Nebati'nin yapması lazım. İkincisi ise Şahap Kavcıoğlu'nun yapması lazım. Çünkü 21 Aralık'tan hatta daha evvel olur mu? Mart 2021'den 2021'in Mart ayından ta Haziran ayına kadar 2023'ün Haziran ayına kadar yani Hafize Gaye Erkan'ın işbaşı yaptığı döneme kadar Merkez Bankası'nın başında Şahap Kavcıoğlu vardı. Dolayısıyla bu süre içerisinde bozdurulan dövizin miktarını da o biliyor. Ve Merkez Bankası kaynaklarından ne kadar dövizin hangi sürelerde piyasada bozdurulduğunu en iyi o biliyor. Onun açıklaması gerekir. Aynı şekilde Şahap Kavcıoğlu böyle bir yola başvurduysa kesinlikle biliyoruz ki bu kararın arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan iradesi vardır. Dolayısıyla bu irade ne zaman açığa çıktı, hangi talimatlar verildi ve bu talimatlar ne zaman uygulandı, bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir. Peki.